Merhabalar efendim. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kuru yemişleri değerlendireceğiz bu dersimizde. Biliyorsunuz kuru yemişler hakkında çok sık bilgi alındığınızı tahmin ediyorum. Ben sizin için bunu özetledim. Özellikle farklı bir tablomuz olacak. O farklı tabloda dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi bizim kalp için özellikle üzerinde durduğumuz omega 3 yağ içeriği ve omega 3'ü açısından bakıldığı zaman en zenginin ceviz olduğunu göreceğiz. Birazdan tabloda. Bunun yanında da içerisinde çok sayıda değişik maddeler var ve bunların da yararlı olduğu düşünülüyor. Antioksidanlar var. Endotel hücresi üzerinde bir takım olumlu katkıları olduğu düşünülüyor. Yani bunların hepsi tamamıyla bizim bilimsel çalışmalardan elde ettiğimiz veriler. İnsanlarda da yapılmış çalışmalar var ve nitekim bunların sonucunda da özellikle gözlemsel olarak koruyucu etkileri ortaya konulmuş. Dansonumuzun kontrolünü kolaylaştırıyor. İltihap karşıtı fonksiyonları var. Bütün bunların hepsi temel tıp araştırmalarından çıkmış. Yani hücre düzeninde yapılan araştırmalardan. Liften zengin, onu da gayet iyi biliyoruz kuryeymiş için. Ve bundan dolayı da bir doygunluk sağlar ve bağırsak sistemimizde de yardımcı olur. Kolesterolümüzün kontrolünü kolaylaştırır. Tek başına kolesterolü düşürdüğü söylenemez. Ama eğer beslenme ve diyetle birleştirirseniz bunu o zaman daha da iyi bir adım atmış olursunuz ki bizim amacımız da bu yönde. Bir diğeri de içinde arjenin diye bir madde var. Bu arjenin damarların genişlemesini sağlayan nekrit oksiti sentezletiyor. Dolayısıyla bu da önemli. Dediğimiz gibi tansiyonun kontrolünü bir kez daha buraya yazdım. Yazmamın sebebi sadece kuru yemiş yiyerek tansiyonunuzu düşüremeyebilirsiniz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bazen öyle hastalarla karşılaşıyoruz. İlk önce diyetinizi uygulayın, bitkisel beslenin, ilacınızı da kullanın. Gerekirse ilacı kesebiliriz. Kilo kontrolünde yararlıdır. Bolikon benzeri bir peptit var. Bolikon insülüt karşı çalışan bir hormon. Dolayısıyla onun üzerinden de kan şekeri kontrolünü kolaylaştırdığı söyleniliyor. Evet bir de bizim şam fıstığımız var, antep fıstığımız var, fındığımız var. Onların hepsini şimdi göreceğiz. Özellikle içeriklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi kuru yemiş tüketiminin genellikle kalp damar hastalıklarında koruyucu nitelikte olduğu söyleniyor. Bir kere her şeye beraber bunu söyleyelim. Tüketenler genel olarak %15 oranında daha az kalp damar hastalığında yakalanıyorlar. Özellikle kalp damarları hastalığı yani koroner arter hastalığında yani buna felç ve bacak damarlarında dahil ederseniz %30 oranında azaltıldığı saptanmış. Haftada 5 gün yeterli deniyor. Onların dozlarını da vereceğim hiç merak etmeyin. Özellikle hem şeker hastası hem kalp damar hastalığı olan kişilerde biraz etkisinin daha da fazla olduğu söyleniyor. Peki bizim kuruyemişte içerikleri itibariyle hangi önemli noktalara bakacağız? Şimdi işte size bir tablo getireceğim ve bu tabloda biz bütün kuruyemişlerini, daha doğrusu bütün değil, en sık kullandıklarımızı görme imkanına sahip olacağız. Bakın işte tablomuz burada. Hem kalori, protein, yağ, karbonhidrat ve özellikle omega-3 yağ asidi içeriğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Çeşitli kaynaklardan aldığım tabloları birleştirdim ben burada. Şimdi baktığınız zaman özellikle kalori açısından bakın cevizin oldukça fazla olduğunu görüyorsunuz. Birazdan dozuyla ilgili size rakamlar vereceğim. Yani bir öğün yerini tutabilecek nitelikte kalori söz konusu olabilir. Yer fıstığı ise protein açısından en zengin olanı. Buna karşın eğer yağ oranına bakacak olursanız yine ceviz ön planda görünüyor. Karbonhidrat oranları içerisinde ise tanıdık bir arkadaşımız var. O da bizim meşhur fıstığımız, şam fıstığımız. Ve geldik elimizine omega 3'e. Bakın omega 3 en sonda sağdaki kolonda görüyorsunuz. 9080 mg var 100 gramın içerisinde omega 3. Ve buna dikkatinizi çekerim. Yani uzak oraya hepsinden çok çok fazla. Bakın fıstıkta 20, 254 mg var. Buna karşı yukarıda fındıkta ise 87 miligram var. E bir de e, acaba 9 ve 80 miligramlık omega 3'ü ay çekirdeğinden ne kadar alabilirim diye bir hesap yaparsanız. Yani 100 gram cevizin karşılığı 1 kilodan fazla ay çekirdeği diyor. E, bu da oldukça fazla bir miktar. E, ve lütfen burada rica ediyorum ay çekirdeklerini bankların altında dağ halinde bırakmayınız lütfen. Çöpe atın onları. Çünkü çok kötü bir görüntü oluyor. Her ne kadar hani belki doğada parçalanıyor olabilir ama görüntü çok kötü. Günlük omega 3 ihtiyacımız erkeklerde 1.6, kadınlarda ise 1.1 gram. Yani 100 gram cevizle biz günlük ihtiyacımızın 5 katını karşılayabiliyoruz. Bu da oldukça önemli bir nokta. Zaten omega 3 denilince hem ceviz hem Brüksel lahanası hem de keten tohumunu teker teker sizlere anlatacağım. Şimdi günlük tüketim önerisi genellikle 30-45 gram arasında öneriliyor. Tabi hepsi bir mi bu cevizlerin hepsini birden nasıl grama çevirebileceğiz? Yani ben tarttırdım bunu bir bütün yaklaşık 5 gram kadar geliyor. Yani günde 6 ila 9 adet ceviz yeterli. Buna karşın hani 5 yeşil fıstık 5 fındık da, da ilave edersiniz. Böylelikle size rahat rahat günlük dozunuzu sağlar. Ama bunları yediğinizi düşünün. Özellikle ceviz sen yani ciddi bir doygunluk sağlıyor. Ve bir de kalorisini hesap ederseniz hani başka kaynaklardan aldığınız omega 3'leri de hesap ederseniz bu bir öğün için aslında yeterli olabilir. Hani omega 3 seviyemizi ne kadar yükseltirsek o kadar iyi. Bizim amacımız zaten kolesterolümüzü düşürmek. Bir avuç dolusu olarak bunu basitleştirebiliriz. Yani bir avuç dolusu kullanmamız yeterli. Yalnız bu çiğ sıda bekletilerek tüketilmesi öneriliyor. Kavrulması kötü, içindeki maddeler azalıyor. Ve tabii ki tuzlandığı zaman da vücudumuza ciddi bir tuz yükü bindiriyoruz. Yani başlayınca bitirmek zorunda kaldığımız biraz alışkanlık yapan bir madde. Besin maddesi kuruyemişler ama azı karar çoğu zarar. Şimdi kuru yemişler özellikle kalp damar hastalarında, bypass olanlarda ve tip 2 insülin kullanmayan şeker hastalarında ve obezlerde daha etkili olduğu düşünülüyor. Bu yönde bir takım iddialar var. E bizim genel ve özel gruplarımıza baktığımız zaman kuru yemiş tüketimini bu şekilde yapabiliriz. Ama dediğim gibi yani bir avuç dolusu kuru yemiş yerseniz onu bir öğün olarak kabul etmeniz gerekecek. Aksi takdirde kilo alırsınız. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Şimdi Kuru yemiş kullanımında beklenen etki her zaman gösterilmemiş. O yüzden yani eğer LDL total kolesterol onlarla mücadele ediyoruz ya, eğer bu konuda kuru yemişle ilgili bir yönde ilerleyeceksek o zaman kişisel farklılıklar olabileceğini düşünmemiz gerekir. Sonuçta bizim kolesterol hedeflerimiz neydi? İsterseniz onları tekrar bir bakalım. Total kolesterol ve LDL için hedeflerimiz neydi? Total kolesterol toplam kolesterolümüz 200, LDL'nin ise 100 olması normal kabul ediyordu. Biz ise bunları aşağıya çekecektik. Yani 180'e, 80'e hatta biraz daha azaltabiliriz. Yani ne yapabiliriz? 150-80 yapabiliriz. Tabii 50'ye kadar da LDL'yi düşürürsek süper olur. Tekrar ediyorum daha önce tetkikler bölümünde bahsettik. Düşük kolesterolün o kadar büyük bir kötü etkisi söz konusu değil. Ne yapacağız? Bitkisel beslenme düzenimizi uygulayacağız. Günlük kuru yemiş tüketimimize bakacağız. Kilomuzu kontrol edeceğiz. Eğer gerekirse hani belki kuru yemiş dozunu bir parça arttırabiliriz. Eğer düşmez ise gene omega 3 takviyesini belki son çare olarak düşünebiliriz. Tabi ilaçlarımızı unutmayacağız ama ilaçlar haricinde eğer biz bu düşüşü sağlayabilirsek harika olur. Bizim amacımız da zaten o efendim. Onun için hedefimizi ıskılayamayalım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.